Endonezya'dan herkese merhabalar, günaydınlar arkadaşlar. Biliyorsunuz gündem koronavirüs. Benim bir uzmanlık alanım olmadığı için çok konuşmak istemiyorum bu konuda ama bana etkilerinden zaten birkaç videoda sizlere bahsedeceğim ama bugün dünkü gündemle ilgili kısa bir video çekeyim istedim. Öncelikle ben neredeyim? Endonezya'nın Lombok adasındayım ve şöyle bir yerde kalıyorum. Onu da göstereyim sizlere. Şöyle ağaçlar içinde, bahçeler içerisinde bir evden bozma bir hostelde kalıyorum. Bir köydeyim ben. Kaldığım köyde sadece yerliler var artık. Turistler gitmişler. Normalde turistik bir bölge. Herkes ülkesine döndü ve kaldığım hostelde de tek başıma kalıyorum. Bir de işte buranın sahipleri var. Konu ne? Çok fazla taharet musluğu ile ilgili cümleler kuruldu, konular konuşuldu. İşte taharet musluğu şöyle olmalı, işte insanlar eliyle taharetleniyor vesaire. Ben de şöyle bir yolculuğumu gözden geçireyim istedim. Bir geçirdim de işte gittiğim ülkelerden, yani bu dünya turuna başladığım ülkelerden Türkiye'den başladım. Otostopla Malezya'ya kadar geldim karadan ve sadece ve sadece Gürcistan'da taharet musluğu yoktu. Onun haricinde her yerde taharet musluğu vardı. Ama taharet muslukları biraz değişik. Asya'da bu taharet musluğu nasıl oluyor? Size onu göstereceğim. Hatta hiç videoyu kapatmadan direkt odaya geçelim. Hem odamı göstereyim sizlere. Çok konforlu bir oda değil. Normalde 4 kişilik bir oda. Şöyle ranzalar şeklinde. Şurası benim yatağım. Ama tek başıma kalıyorum tabii ki. Şöyle kilitli dolaplarım vesaire var ve burası da banyom. Yine banyomu da tek başıma kullanıyorum içeride. Bu gezgin için bir lükstür. Şimdi yakayım. Gayet de temiz. Ve evet. meşhur taharet musluğu bu arkadaşlar. Yani ben daha hijyenik olduğunu düşünüyorum Türkiye'dekilere oranla ki Türkiye'de birçok kişinin de elle taharetlendiğini duymuş, öğrenmiş olduk. Neden? Çünkü bu bayağı otoparklardaki tazyikli şey gibi su pompası gibi bir şey. Bunu kullanarak arkadaşlar ayıptır söylemesi. Hiç elinizi kullanmanıza gerek yok. Endonezya'dayım. Türkiye'ye oranla çok daha hijyene az dikkat eden bir ülke ama aynı zamanda tuvalet kağıdı da kullanılıyor. Şey diye konuşanlar olmuş. Bu muhabbetine döndü ya. Ama anlatayım. İşte taharetlendikten sonra kurulayıp kurulamama ilgili. Burada ikisi de var ilginç bir şekilde. Çünkü dünyanın birçok yerinde gezdiğim ülkelerde ya taharet musluğu vardı ya tuvalet kağıdı vardı. Burada ikisini de kullanıyorlar. Neyse muhabbet çok daha şeye sarmadan ben size hoşça kal diyeyim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yüzümdeki şişkinlik uykusuzluktan dolayı da hepinizden özür diliyorum. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Bay bay.